Günün ikinci Skype bağlantısıyla karşınızdayız. Beşiktaş haberlerini sizlerle buluşturduk. Şimdi Ogün Şahinoğlu bizlerle birlikte. Kendisinden son haberleri alacağız. Siyah beyazlarla ilgili. Ogün hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler demiş. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. İstersen hemen Weghorst'la başlayalım. Çünkü son günlerde en önemli gündem Beşiktaş'ta şu anda Weghorst. Weghorst'un gitme ihtimalinin yanında tabii ki golcü kim olacak sohbeti de çok fazla geçiyor. Abubakar ismi ön planda şu anda ve onun da aslında Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı iddiaları da var. Bu konuyu bir senden son noktalarıyla detaylıca alabilir miyiz? Tabii. Weghorst için Beşiktaş'ta Manchester United 3 milyon euroya bir anlaşma sağladı. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama Beşiktaş forvet transferi yapmadan onay vermeyeceğini tekrar ele etti. Forvet için de ilk belki de tek aday Vincent Aboubakar. Şu an için tek aday diyebiliriz. Çünkü başka hiçbir oyuncuyla ilgili girişimde bulunulmadı henüz. Tamam. Aboubakar'dan çıkacak sonuca göre hareket edilecek ki zaten menajeriyle temasa geçildi. 2,5 yıl kontrat, 2,5 milyon euroda sözleşme bedeli artı bonus maddeleri vesaire tabii ki bu kazancı 3 milyon euroya bulacak şekilde bir sözleşme teklifi yapılacak Aboubakar'a. Aboubakar cephesi ilk başta Beşiktaş bu Weghorst işi çıktı. İlk başta temasa geçtiğinde bugün kadar olumlu değildi ama Aboubakar daha yüksek kontratlara rağmen Beşiktaş'ın biraz daha düşük kontratını kabul etmeyi göze alıyor şu an. Çünkü burada çok yakın arkadaşları var. Kulübü tanıyor. Daha önce 2 kez burada kariyerinin en güzel yıllarını yaşadı. 3. kez gelmeyi de bu yüzden istiyor. Birkaç gün içerisinde Aboubakar'ın El Nasır'la sözleşmesi feshedilecek. El Nasır'la olan yarım sezonluk ücretinin tamamını istiyor. Gelecek sezonu istemiyormuş bu arada El Nasır'dan. 1 yılda opsiyonu var. Onu istemiyor ama yarım sezonunun tamamını istiyor. Bu da aşağı yukarı 3 milyon euro gibi bir rakam ediyor. Çünkü Beşiktaş'tan giderken 6 milyon euroya gitmişti. Bu rakamı aldıktan sonra şu anki mevcut kulübünden gelecek Beşiktaş'ta masaya oturacak. Ben olumlu gidişat görüyorum ama biraz daha sürece ihtiyaç var gibi. Peki, az önce şöyle bir haber dikkatimi çekti. Manchester United Cuma günü yerel saat 12'de imzayı attırmayı planlıyor tarzında. Şimdi Weghorst Konyaspor için tabii ki antrenmanlara devam ediyor. Aynı şekilde Aboubakar da El Nasır'da antrenmanlarına devam ediyor. Bu transferlerin bu kadar hızlı gerçekleşme ihtimali var mı? Yani Aboubakar'ın El Nasır'la sözleşmesini feshetme gününe bağlı. Şimdi bugün feshederse hemen bugün apar topar resmi görüşmeler yapılacak Aboubakar'la. Yarın feshederse yarın. Yani burada tamamen şu an odaklanan nokta Beşiktaş'ın da Weghorst'un da beklediği Aboubakar'dan gelecek ben sözleşmemden çıktım telefonudur. Ama beklenti burada Cuma gününe kadar bu işin çözülebileceği yönünde değil açıkçası. Peki diğer oyunculara da biraz değinmek istiyorum aslında. Dele Alli ismi de çok fazla geçiyor Beşiktaş için ve Şenol Güneş'in gelişiyle beraber denenmesine rağmen yine beğenilmeyen bir performansla karşı karşıyayız ve transfer döneminde gitme ihtimali yüksek ama tabii bir sezonda 3 takımda oynayamayacağına dair bazı sözleşme maddeleri vardı. Son durum nedir Dele Alli ile ilgili? Evet, buna izin vermeyen ligler bizim gibi İngiltere'de izin vermiyor. Yani UEFA'nın kıtalar arası hani farklı şeyleri olabiliyor tabii ki. UEFA'dakiler izin vermiyor 3. tescile. Ama Asya kıtası, işte Güney Amerika bu gibi kıtalarda 3. transfer tescilinde onay olduğu söyleniyor. Ancak Dele Alli buralara gider mi? O büyük soru işareti. Yoksa Beşiktaş Dele Alli'yi Everton'a geri göndermek veyahut farklı bir kulübe kiralamak istiyor. Sözleşmesinden çıkmak istiyor kısaca. Yerine yeni transfer yapabilmek amacıyla. Ama şu an bu görüşmelere rağmen çok mümkün görünmüyor. Çünkü seçenek çok kısıtlı. Dele Alli'nin kabul edebileceği seçenekler gibi de durmuyor açıkçası. Peki Roma Ensays'a da biraz değinelim. O da Wood ve Gorst gibi Dünya Kupası performansıyla birçok kulübün tabii radarına girdi normal olarak. Onun da gitme ihtimali var mı Beşiktaş'tan Ocak ayında? Vegors'a Dünya Kupası'ndan sonra bazı teklifler geldi. Aha. Ama bu teklifler Beşiktaş kulübünün önüne gelmedi resmi olarak henüz. Menajerine iletilen bazı şeyler varmış. Durumunu soranlar olmuş. Ancak Beşiktaş yönetimi bize o teklifler gelmedi diyor. Teklifler gelirse tekliflerin boyutuna göre belki değerlendirilebilir ama şu an Roman Insays Beşiktaş'ta kalıyor. Görüntü bu. Yani ayrılacak gibi durmuyor. Ayrılmayı da istemiyor zaten. Öyle bir düşüncesi de yok. Yani buraya yarım sezon için gelmedi sonuç itibariyle. Beşiktaş da mutlu. Ancak tabii ki dediğim gibi yani yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Bu teklifler Beşiktaş'ın önüne resmi olarak gelir. Rakamları da çok yüksektir. Orada bir değerlendirme yapılabilir. Peki Enkudu, Masuaku ve Montero ismi de yine çok konuşulan isimler arasında. Özellikle transfer döneminde. Bu isimlerle de ilgili bilgilerin varsa almak isteriz. 3 oyuncu da gidebilir. Şöyle ki Enkudu'nun yarım sezon sözleşmesi kaldı. Devre ara transfer döneminde bir kulüp çıkıp 2 milyon, 2,5 milyon, 3 neyse yani rakamını hani falan söylüyorum. Bir teklif yaparsa Beşiktaş bunu değerlendirmeye alır. Çünkü Enkudu'nun performansından kimse memnun değil. Enkudu ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek. Yani yeni sözleşme görüşmesi yapılmadı, yapılmayacak. Montero zaten bu sezon başından beri oynatılmayan yaz transfer dönemine git kiralık olarak forma giy. Kendini biraz maç temposu kazandır, geliştir. Geriden oynarsın denilen oyuncuydu ki İstanbul'dan ayrılmak istemiyor çünkü ailevi sebeplerde. Çok doğal karşılıyorum. Çocuğunun bir rahatsızlığı da var. Tekrar geçmiş olsun. Ailesi buradayken İstanbul'dan ayrılmama isteği de aşırı derecede doğal. Ona da Kasımpaşa'nın bir ara ilgisi vardı. Ara transfer döneminde Montero İstanbul'dan bir takıma gidebilir. Onun dışında Arthur Masuaku her ne kadar son maçlarda böyle bir kıpırdansa da sözleşmesindeki o maddeler revize edilmedikten sonra Beşiktaş'ta kalıp oynaması çok zor. 25 maç opsiyonu var. Yani bon maç sayısını tamamladığı takdirde Masuaku'nun bonservisi aşağı yukarı 2,3 milyon euroya satın alınacak. Kendisine de 3 yıllık kontrat verilmek zorunda kalacak. Beşiktaş bunu istemiyor. Masuaku 3 yıl kontrat bağlamak istemiyor. Dolayısıyla orada bir sözleşme maddelerinde revize olursa o şekilde devam edilir. Ama olmazsa çok zor. Zaten Masuaku'ya da çok sayıda teklif var bu arada. Peki devam edelim. O zaman Beşiktaş 14 Ocak Cumartesi günü Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. 2 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumda şu anda siyah beyazlar. Takımdaki atmosfer nasıl, hazırlıklar nasıl gidiyor bu karşılaşma için? Yani Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı sonrası gündem aslında Konya maçı olmadı ya da maçın sevinci, galibiyet, 3 puan bunlar olmadı. Vegors oldu. Gündem bir anda geçti. Her şeyin önüne geçti. Yani bu kadar şeyin önüne geçtiği noktada tabii ki çalışmak da, kimle çalışacağın da çok zor. Şimdi takımın ilk 11'indeki bir oyuncuydu Vegors. Çok önemli bir ayağıydı. Şenol'u şimdi Vegors'la mı çalışacak Konya maçına, Vegors'suz mu çalışacak? Yani bu da var. Evet. Biraz kafa karıştırıcı durum. Çünkü Konya maçına çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Ama takımın tabii geriye kalan oyuncuları var. Vegors yok. Cenk Tosun var. Cenk Tosun asıl mevki olan santrafora geçer oynar. Yani çok zorda kalmış bir durumda değil gerçi ama dediğim gibi en azından oyuncu açısından plansal değişiklikler olacaktır. Böyle bir durum yaşanırsa ya da cumartesi gününe kadar transfer sonuçlanırsa. Yani şu an Beşiktaş'ın tek amacı 2 maç üst üste, uzun süre sonra 2 maç üst üste kazandı. 10 maçlık aranın ardından kazanmıştı. Bunu devam ettirmek, çünkü seri galibiyet yaşayamadı ilk 5 haftanın dışında. Bir seriye bağlayıp orada zirveler arasındaki puan farkını kapatıp şu ara transfer döneminde takviyelerle birlikte en azından Şubat ayına kendisini iyi bir noktada atmak istiyor. Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'na da biraz değinelim. Muhtemelen yine Mert'in kalede olmasını bekliyoruz zannediyorum Konyaspor mücadelesinde. Evet. Şimdi Ersin biraz geri planda kaldı. Acaba onun da gitme ihtimali gündeme geliyor mu Beşiktaş cephesinde? Ersin oynatılmıyor. Sadece kupada süre buluyor. Dolayısıyla bir ayrılık düşüncesi olabiliyor. Yani ben Antalya kampında hani menajeriyle de bu konuda biraz sohbet etmiştik. Hani orada beklentileri var elbette. Ersin çünkü genç oyuncu. Yetenekli de bir kaleci ama zaman zaman böyle oyuncuların düşüşleri olabiliyor. Ersin bu sezon keskin bir düşüş yaşadı. Yoksa Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonlukları aldığı kupa aşırı derecede kıymetli, çok özeldi. O yaşta bunları başardı. Ama bu sezon evet performansı kötü, düşüşte ve Mert Günok'ta iyi bir geri dönüş yaptığı noktada forma şansı artık yani ligde en azından çok azaldı, yok denecek kadar az. Dolayısıyla ara transfer döneminde bir teklif gelirse Avrupa'dan Ersin bunu değerlendirmeyi düşünecek. Peki Vegos'la ilgili şuna da bir değinelim bence. Çünkü merak ediyorum. Forvet transferinde sen başka isimler yok dedin. Eğer Abubakar'dan olumsuz bir yanıt gelme ihtimaline karşı herhangi bir ikinci planda bir isim yok mu henüz? Henüz yok. Yani Abubakar odaklı. Oldu ki Abubakar olumsuz sonuçlandı. Vegos'la takımda kalacaksın denilecek mesela ilk. Yani son Beşiktaş'ın inisiyatifine kalmış bir durum. Öyle kafasına göre kimse Beşiktaş'tan ayrılamaz. Sözleşme var ortada. Ama gitmek isteyen bir oyuncuyu da zorla tutmak ne kadar fayda sağlar kalan bölümde? Ben de soru işareti. Abubakar olumlu olumsuz sonuçlandıktan sonra Beşiktaş yeni bir yol haritasını o zaman kendisine çizecek. Son olarak bir de Cenk'e de değinelim o zaman. O da Vegos'la çok iyi anlaşıyordu. Özellikle son karşılaşmalarda ikili forvet olarak çok iyi de karşılaşmalara çıktılar. O neler düşünüyor acaba? Bir fikrin var mı? Yani Cenk Tosun çok yani iyi bir anlaşma sağladı sahada. Çünkü bugüne kadar Beşiktaş'ta oynadığı şöyle bir santraforları göz önünde bulunduralım. Hepsiyle bir şekilde anlaştı. Çok iyi performanslar sergiledi. Her zaman çok iyi bir partner Cenk Tosun. Abubakar'da da böyleydi. Gomez'de de böyleydi. Öncesinde de Dembaba süreçlerinde de böyleydi. Şimdi Vegors'ta da aynı. Çok iyi bir partner. Yanında kim olursa olsun her zaman iyi futbolunu oynuyor. Ve ne kadar kaliteli olduğunu da bize son süreçteki performansıyla birlikte gösterdi. Yani Cenk Tosun için orada kiminle oynadığı değil, kendisinin oynayıp oynamaması çok önemli açıkçası. Peki, teşekkür ederiz o gün. Sana iyi günler diliyoruz. İyi günler. O gün Şahin On'la aktardıkları için çok teşekkür ederim. Beşiktaş'a dair son haberleri kendisinden aldık. Sabah sporundaki ikinci saati de bu Skype bağlantımızla noktalıyoruz. Dün akşam yayınlanan Son Sayfa programından öne çıkanlar şimdi sizlerle olacak. Saat başında son saat dilimiyle biz buradayız. Sizi de bekliyoruz.